Şeref verdiniz başkonsolosluğumuza. Aynı zamanda geçmiş olsun. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba canım. Merhabalar. Bağımsızlık mücadelesine katkı veren başta Rauf Denktaş rahmetli, Fazıl Küçük olmak üzere bütün kahramanları saygıyla, minnetle anıyorum öncelikli olarak. Biz Kıbrıs'ı bizim bir parçamız olarak görüyoruz. İki ayrı devletiz ama biz bir milletiz. Zaten coğrafya olarak da kendi ilimize, yaşadığımız ilimize çok yakın bir coğrafya. Fiziki yakınlık da bize daha farklı bir duygu veriyor Mersinler olarak. Yavru vatanın menfaatleri için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Ben de bir kez daha bayramınızı kutluyorum ve tüm kahramanlara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulma aşamasına kadar mücadele eden, canını veren, gazi olan bütün kahramanlara saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet Bayramımızı gerek Mersin'de gerekse diğer tüm Müslümanlarımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biraz daha buruk kutluyoruz bu yıl. Malumunuz İstanbul'daki terör olayı nedeniyle daha sade bir tören ve resepsiyonumuzda ileriki bir tarihe erteledik. İnşallah bundan sonraki dönemlerde bizler sizlerle birlikte bir ve beraber olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Ana vatanımızın desteğiyle, sizlerin desteğiyle tanınma yolunda da atılan adımları daha da geliştirerek, güçlendirerek ileriye aktaracağız. Tabii ki bizler bugünlere Sayın Başkanım kolay gelmedi. Kıbrıs Türk halkı yıllardır, 11 yıl boyunca 1963'ten 74'e kadar 11 yıl boyunca yokluk, izolasyon, ölüm tehlikesi, korku, şiddetle, mücadeleyle bugünlere geldik. 39 yıl önce kurucu Cumhurbaşkanımız o gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanını tüm dünyaya duyururken Kıbrıs Türk halkı için bu bir dönüm noktasıydı ve bu tarihten sonra bizler siyasi eşitliğimizden, kendi yönetimimizden ve ana vatanımızdan ayrılmayacağımızı tüm dünyaya duyurduk aslında.